Herkese yeniden merhaba. Hilal'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti muhteşem, yapımı oldukça pratik, nefis bir tarifle geldim. Bu tarifi isterseniz sahur için hazırlayın, isterseniz kahvaltı sofralarınız için, her şekilde çok güzel oluyor. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Tarifimde kullanmak için 3 adet orta boy patates kullanacağım. Öncelikle patateslerin kabuklarını soydum ve ince ince olacak şekilde dilimliyorum. Kesmiş olduğumuz dilimleri de tekrar böyle kibrit kalınlığında tekrar ince ince doğrayalım. Çok fazla kalın doğramamaya özen gösteririm lütfen. Adet patatesin hepsini bu şekilde doğradım ve bunu geniş bir kabın içerisine alıyorum. Bir tane büyük boy kuru soğanı ortadan ikiye kestim. Bir kez daha kestikten sonra ince ince olacak şekilde doğruyorum. Soğanı doğradıktan sonra bu şekilde elinizle bütün soğanı açın. Ve bunu da yine aynı kabın içerisine koyuyorum. Yaklaşık 50 gram kadar sucuğum var. Onu da ince ince dilimler halinde kesiyorum. Kesmiş olduğum dilimleri tekrar ince ince doğrayacağım. Böyle uzun uzun yine dediğim gibi ince ince dilimliyorum. Yakıştırdığınız farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz tabii ki içerisine. Evet, bütün malzemelerimi doğradım. Geniş bir kabın içerisine aldım. Küçük bir kasede lor peyniri ekledim. Diğer tarafta 3 adet yumurtayı iyice çırpıyorum. Yumurtalarınız çok küçükse 4 tane de kullanabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğumuz sebzelerin ve lor peynirinin üzerine bu 3 yumurtayı ilave edelim. Bir su bardağı dolusu da un ilave edeceğiz üzerine. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Baharat olarak karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve tuz ilave ettim. Bunların miktarlarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Sizler damak zevkinize göre miktarlarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi bütün malzemelerimizi homojen bir kıvam alana kadar güzelce karıştıralım. Böyle çok sulu bir karışım olmayacak. Hafif katı oluyor kıvamı. Evet, bütün malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra 28 santim çapında bir tavayı tereyağıyla güzelce yağladım. Ve hazırlamış olduğum bu karışımı tavama boşaltıyorum. Bir spatula yardımıyla bu malzememi tavama güzelce yerleştiriyorum. Özellikle kenar kısımlarını iyice düzeltelim. Görüntü olarak daha güzel olacaktır. Tavaya eşit bir şekilde malzememizi yerleştirdikten sonra şimdi ocağın üzerine alabiliriz. Ocağımın en büyük gözünde ama en kısık ayarında pişiriyorum ve kapağını mutlaka kapatalım. Kısık ateşte ağır ağır pişmesi gerekiyor. Benim ocağımda yaklaşık 15 dakikada alt kısmı pişti arkadaşlar. Şimdi hemen bir spatula yardımıyla altının pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmış. Sizler de mutlaka kontrollü bir şekilde pişirin arkadaşlar.
Dediğim gibi benim ocağımın en büyük gözünde şu an ama en kısık ayarında. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet, hemen diğer taraflarını da kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde her yeri kızarmış. Artık diğer tarafını çevirebilirim. Uygun bir tabağın üzerine bir fırça yardımıyla yağlayalım. Yağlamazsanız kolay bir şekilde çeviremezsiniz. Mutlaka yağlayalım tabağı. Üzerini bu şekilde kapattıktan sonra dikkatli bir şekilde diğer tarafını çevirelim. Tava zaten yağlı olduğu için daha fazla yağ takviyesi yapmadım. Dikkatli bir şekilde tekrar tavaya bırakalım. Ve bir spatula yardımıyla kenarlarını bu şekilde düzeltelim. Ve muntazam bir şekilde gözükmesini sağlayalım. Tekrar kısık ateşte alt tarafında iyice kızarıp içinin pişmesini sağlayalım. Yine 14-15 dakikayı buluyor alt tarafının da pişmesi. Diğer tarafını çevirdikten sonra artık kapağını kapatmayalım. Açık bir şekilde pişmesi yeterli olacaktır. Kısık ateşte mutlaka pişiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi içini çeke çeke pişmesi gerekiyor. Yaklaşık 14-15 dakika sonra alt tarafına baktım. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Artık servis tabağımı alacağım ve şöyle 5-6 dakika dinlendikten sonra dilimleyip servis edeceğim. Hemen ocaktan alır almaz dilimlemeyin arkadaşlar. Şöyle 4-5 dakika dinlenmesine müsaade edelim. Gördüğünüz gibi çok güzel, nefis bir patates böreği oldu. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İçerisine maydanoz veya dereotu ya da farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Lor peyniri yerine kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Her şekilde çok güzel olacaktır. Bu arada bu güzel patates böreğimi hemen dilimledim ve sizlere bir de yakından göstermek istiyorum. Bol sucuklu, soğanlı, nefis bir patates böreği oldu. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi memnun kalırsınız. Hemen şöyle bir dilim alıp bir de sizlere yakından gösterdikten sonra videomu artık burada sonlandırmak istiyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz, bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.